Şimdi peygamberlerin iki büyük sıfatı var. Birisi mübeşşir, birisi de nezir. Mübeşşir, müjdeleyen manasında. Güzellikleri, Allah'ın onlara sunacağı vaatleri haber veren manasında. Nezir ise uyaran, korkutan manasında. Şimdi bugün bu nezir dediğimiz konunun çok hususi bir yanını inceleyeceğiz. Korkutucu bir sünnetullah'tan bahsedeceğiz bugün. Ama ondan önce sünnetullah'ın da ne olduğunu bilmemiz lazım. Sünnetullah Allah Azze ve Celle'nin yasalarıdır. Güneşi yaratması ve onun ısı ve ışığını bize göndermesi nasıl bir yasaysa, gravitasyon kuvveti nasıl bir yasaysa, kütlelerin çekimi, itimi nasıl bir yasaysa, aynı öyle bir tane zulüm yasası var. Öncelikle bu sünnetullah noktasında ayetler diyor ki bizim sünnetimizde bir farklılaşma bulamazsınız diyor. Demek ki hiç farklılaşmayan, değişmeyen kim bu yanlışı yaparsa bu azaba uğrayacak noktasında bir sünnetullah okuyacağız. Bu azap yasasında şöyle bahsediyor Ali İmran 178'de. Zulmü devam ettirirseniz dünyada bedelini öder, ahirette de azaba uğrarsınız. Subhanallah. Hem dünyada karşılığı var zulmün hem de ahirette. Yani biz bugün bu zulüm yasasıyla ilgili çok derin meselelere gireceğiz. Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri'nin söylediği bir cümle var. Diyor ki küfür devam eder, zulüm devam etmez diyor. Yani küfür, Allah'ın inkarı dünyanın <laughs> sonuna kadar devam edecek. Ama zalimler yaptıkları zulme asla ve asla devam edemeyecek. Neymiş bu? Bu bir yasaymış. Bu bir sünnetullah kanunuymuş. Ve bunu bugün Hud aleyhisselam aynı şekilde bu vazifeyi kendi kavmi olan At kavmine iletirken birlikte müşahede edeceğiz. Esatirul evvelin. Şimdi bugün At kavmi ve Hud ile ilgili meselenin çok ince bir noktası var. Daha önceden ehli kitabın hiçbir kaynağında mevcut değil bu. Yani ne demek bu? İlk kez Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor bu olaydan. Neden böyle olmuş biliyor musun? Çünkü bu Esatirül Evvelin dediğimiz eskiden bahsedilen hikayeleri zikretme dediğimiz olay noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın çok üstüne gidiyorlar. Kur'an'dan bir şey anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Diyorlar ki ya zaten eskinin hikayeleri o sen onları anlatıyorsun bize diyorlar. Ama Kur'an ilk kez daha önce bahsedilmemiş olan bu meseleyi Efendimiz'e nüzul edince yani Hud Aleyhisselam ve At kavminin durumunu Efendimiz Aleyhisselam'a verince Onların bu noktadaki bütün propagandaları da ellerinde kalmış oluyor. Yani bugün okuyacağımız meselenin başka bir ince yanı da efendimize bakan bu hususiyettir. Evet. Hazreti Hud. Şimdi Adem babamız, insanlığın ilk babası. Ondan sonra devamında Nuh Aleyhisselam beşerin ikinci babası olarak anılıyor biliyorsunuz. Çünkü nesillerin devamı o cihetten sayılıyor. Daha sonra Nuh Aleyhisselam'ın gemide birlikte kaldığı üç oğlu vardı. O üç oğlundan da Nesil çoğalmaya devam ediyor. Oğullarının birisi Sem, Arapların atası diye biliniyor. Diğer oğlu Ham, o da Habeşlerin atası diye biliniyor. Diğer oğlu da Yafes. O da Rumların ve Türklerin atası diye biliniyor. İşte Sem atamızın ya oğullarından ya da torunlarından bir tanesinin Hud aleyhisselam olduğu söyleniyor. Şema çıkabildi mi zihinde biraz? Biliyorsunuz Kur'an'da 28 peygamber bahsedilir ve Hud aleyhisselam Kur'an'da kıssası bahsedilen peygamberlerden bir tanesidir ve çok ayrıntılı şekilde <laughs> bahsedilir. Araf, Hud, Şuara, Ahkaf suresi bu meseleyi ayrıntılı bir şekilde bahseder. Hud aleyhisselamın ömrü 150 yıldır. Kur'an'da ismi 10 yerde geçen bir peygamberdir kendi ismi Kur'an'da müstakil bir surenin adı olmuştur. Hud suresi değil mi? Gönderildiği bölge olan Ahkaf bölgesi Kur'an'da müstakil bir surenin yine ismi olmuştur. Birazdan çok ayrıntılı göreceğiz bunları. Daha önceki kaynaklarda çok fazla bahsedilmediğinden kendisiyle ilgili çok ayrıntılı bilgiye ulaşamıyoruz. Ama hakimin el müstedrekinde bazı bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Yine birazdan göreceğimiz üzere kavmi gücü, kuvveti, boyu, posu noktalarında, irilikleri noktalarında ekstra bir özelliği var kavminin. Kendisi de aynı şekilde güçlü, kuvvetli, boylu, poslu birisidir. Ticaretle uğraştığı bahsedilir ve çok fazla ibadet eden, zikreden, insanlara şefkatli dil ile uyarılarda bulunan bir peygamber olduğu bahsedilir. Ad kavmi. Ad, Nuh'un torunlarından Avs'ın oğludur. Avs'ın babası İrem'dir. Onun babası veyahut atası Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından Sem'dir. Ad yüksek, yüce manalarını taşır. Ad kavminin Arap Yarımadası'na ilk yerleşen kavim olduğu söylenir. Hatta Arapça konuşan ilk kavim olduğu söylenir. Kendilerine Arabı Baide denilen uzak Araplar diye hitap edilir. Ad kavminin yaşadığı yer neresi demiştik? Ahkaf demiştik. Şimdi Ahkaf demek eğri büğrü kum tepeleri demek. Ahkaf denilen bölgenin Yemen'le Umman arasında bir bölge olduğu söylenmektedir. Birazdan o İrem şehrini göreceğiz. Çok güzel bahçeleri olan, dev gibi binalar olan bir yerleşim yeri olarak zihnimizde resmedeceğiz. At kavminin özelliği ne biliyor musunuz? Nuh tufanından sonra nesil çoğalıyor ya. İşte o nesiller tevhid üzere devam ediyor. O tevhid üzere devam eden nesiller içerisinde tuğyana, şirke düşen, putperestliğe düşen ilk kavim. Nuh tufanından sonra putperestliğe düşen ilk kavim hangisi? Ad kavmi. Yani Nuh'un kavmi tuğyana düştü, şirke düştü, zalimliğe düştü. O kavim helak edildi. Daha sonra gemiye bindirilen bir zümre oldu. Takribi 80 kişi Cüdi Dağı'nın tepesinde kaldı ve nasil oradan devam etmeye başladı. O devam eden nesil düzgün giderken yine putperestliğe düşen bir kavim oldu. O da şimdi işleyeceğimiz ad kavmi olacak. At kavmi Kur'an'da Necim 50. ayette ikiye ayrılıyor. Onu okuyayım. Allah daha önce gelen adı helak etti. Demek ki ad kavmini ikiye ayırıyorlar. Adı Ula, adı Uhra diye geçiyor. Hud aleyhisselam 150 yıl yaşadı dedik değil mi? İşte orada tebliğ ettiği ama isyan edip onu dinlemeyenlere adı Ula deniyor. Daha sonra Hud aleyhisselam kendisini dinleyen ve iman eden bir avucu alacak. Farklı rivayetler var ama Mekke coğrafyasına yerleştiği de söyleniyor. Mekke coğrafyasına yerleşecek. Oradaki at kavmine de adı Uhra denecek. Bu kavmin ileri gelenlerine meleler deniyor. Bu meleler toplumu yönlendiriyor ve bu melelerin başı kim biliyor musunuz? Belki daha önce duymadınız ama Şeddat denilen bir adam. Bir Salih Nur'larda da bahsi geçer. Firavun neyse, Nemrut neyse Şeddat onlardan hiç geri kalır yanı yok. Aynı öyle zalim, aynı öyle mütemerrit, aynı öyle inatçı. Aynı öyle adaletsiz, aynı öyle kan dökücü, aynı öyle insanlığın burnundan fitil fitil getiren bir insan şeddat. İşte o melelerin başı şeddat ve Hud Aleyhisselam'a en çok zulmetmeye yeltenen kişi o mele topluluğu ve onun başı olan şeddat olacak birazdan. A'raf suresi 69. ayette vücut yapıları olarak bu at kavminin güçlü, kuvvetli, heybetli olduğu söylenmektedir. Şu ara 128'de eğlenceye, zevke, sefaya çok düşkün oldukları söylenmektedir. Yine şu ara 128-129'da böyle gösterişe çok önem verdikleri bahsedilir. Birazdan göreceğiz o İrem şehrine dev gibi sütunlar yapacaklar, kolonlar yapacaklar, binalar yapacaklar, yeşillikler, meyveler, bitkiler, hayvanlar ve çok fazla adamları da var. Yani tam böyle gücün, ihtişamın, kudretin ellerinde olduklarını zanneden bir kavim. Bu kavme Hud peygamber gönderilecek. Bu zulmü bırakın, bu şirki bırakın ve Rabbinizin davetine dönün denecek. Siz la ilahe illallah deyin, Hud nebiyullah deyin, Allah yoksa size azap eder denecek. Ama diğer zalimler gibi onlar da yolu sonunu hesap edemeyip Hut Peygamberi dinlemeyecek. Evet. Dünyevileşme. Şimdi sizce at kavmi kimlere örnek olarak gösterilmiş olabilir? Efendimizin zamanındasınız. Birileri bu kavme çok benziyor. At kavmi de ayetlerde onlara örnek olarak meydan okuyor. Kim olabilir? Mekke'nin müşrikleri. Yani birazdan okuyacağımız at kavmindeki dünya bileşme hastalığının aynısının fotokopisini Mekke'yi müşriklerde göreceksiniz. Bu yüzden at kavmi ekseriyetle Mekkeli müşriklere örnek olsun diye gönderilmiş. At kavmi böyle güçlerini ortaya koymak için çok fazla yapılar yapıyorlar, alametler yapıyorlar. Yani sütunlar yapıyorlar, dev gibi binalar yapıyorlar, betonlar yapıyorlar, heykeller yapıyorlar, putlar yapıyorlar. Bu şekilde kendi ihtişamlarını ortaya koyuyorlar. Fark ettiniz mi yani Mekkeli müşriklere yaptıkları ne kadar da benziyor? Onlar da benzer şeyler söylüyorlar değil mi yani? Mekke nasıl bir şehir? Ticaretin döndüğü, o dönemin din ticaretinin olduğu öyle değil mi? Yani herkesin Mekke'yi böyle temel olarak benimsediği bir şehir kimin elinden dönüyor? Biz gibi Mekkelilerin elinden dönüyor. ek takımının elinden dönüyor. Bize ne olabilir ki demiş o zamanın müşrikleri. Aynı cümleleri at kavminde de göreceksiniz. Zenginlikleri, bağları, bahçeleri, adamları, sulak yerleri akıl alır gibi değil. Yani su da çok yoğun o dönemlerde. O yüzden zaten su olduğundan hayvancılık var. Su olduğundan bağları, bahçeleri, ilem şehirlerinde bol bol var. Fusilet suresi 15. ayette bahsediyor. En güçlü insanların kendileri olduklarını düşünüyorlar. Yani bir insan düşünün hiç hastalık görmemiş hiç dişi ağrımamış, hiç dizi kanamamış, hiç gözü yaşarmamış. Böyle bir insan eskiden olsa Firavun Nemrut olur derdik. Şimdi diyeceğiz ki hayır şeddat oluyor böyle bir insan. İnanın bana Firavundan Nemrut'tan hiçbir geri kalır yanı olmayan zalimin ta kendisi şeddat. Nasıl olmuş bu hal? O kadar Allah Azze ve Celle onlara güç vermiş ki o güçleri kendilerinden bilmişler. O kibre yenik düşmüşler. Aynı Mekke'nin ekabir takımı gibi. Bu kavimle ilgili bilmemiz gereken çok ince bir ayraç daha var. At kavmi inkardan dolayı helak olmuyor, zulümlerinden dolayı helak oluyor. Birazdan ayetlerde bu ayrımı daha iyi anlayacağız. Bir yerde şöyle diyorlar, Fusile suresi 14. ayette geçiyor. Eğer Rabbimiz dileseydi elbette bize melekler indirirdi. Farkındaysanız Rabbimiz diyor. Kime benzettiniz yine? Mekkeli müşriklere benziyor. Yani Allah'ı inkar ediyorlar mı? Etmiyorlar. Ama birazdan göreceğiz Allah'ın sıfatlarında, Allah'ın esmasında hatta ahiret inancında her noktada şirke düşecekler. Yani onlar bütün bütün inkarcı değil. Evet bir Allah var diyorlar ama aynı Mekkeli müşrikler gibi şirik noktasında zafiyet göstererek inkara düşüyorlar. Anladınız mı? Allah var ama bize başarıyı bu put verir, huzuru bu put verir, mutluluğu bu put verir. Ne kadar benziyor Mekke müşriklerine? Ne kadar benziyor şimdi yaşadığımız modern cahiliyeye? Baktığımızda üst üste göreceğiz her birisini yani o kadar ibret alınacak bir hadise ki. Ayette öyle diyorlar. Eğer Rabbimiz dileseydi elbette bize melek gönderirdi diyorlar. Yani kimi kabul etmiyorlar bu ayette? Hud peygamberi kabul etmiyorlar. Ya o bizden birisi. Eğer bizim gibi önemli birisine haber gelecekse melekten gelmesi lazım. Bakın bu inkarın en bozuk psikolojilerinden bir tanesi. Bana benim gibi bir beşer hükmedemez çünkü en büyüğü benim. Bana kimin hükmetmesi lazım? Beşer gibi olmayacak, uyumayacak, bir yeri ağrımayacak, Aynı melek gibi olacak. Bakın inkar psikolojisinin temelinde bu vardır. Bu yüzden böyle insanlar başka beşerlerden bir cümle duymaya, bir nasihat duymaya tahammül edemezler. Canlandı mı bu dönem? Canlandı mı bu modern cahiliye dönemi? Aynı şey olmuyor mu? Ya o da insan değil mi? Mesela düşünün. Bir müştehit, bir mezhep imamımızı düşünün. Mesela insan onu çok rahat kendisinde eleştirebilecek bir cüret görebiliyor değil mi? Ya niye o da bir insan değil mi? Yani istiyorlar ki aynı bu şekilde onlara da ancak melek bir haber getirebilir. Anladınız mı ayeti ne kadar ince? Bir hadis var. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır diye geçiyor. İnanın bana en temeli bu. Yani diğer başka doğan kötülük varsa annesi ney? Dünya sevgisi. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü at kavminin ve Mekke müşriklerinin ve bu modern cahiliye dönemindeki bazı insanların en büyük problemi dünyevileşme problemi. Hem de ne kadar biliyor musun? Taparcasına. Şu cümleleri duyuyor musunuz? Hayatımda şu olmasaydı intihar ederdim. Ne demek bu? Senin mutluluğunu belirleyen kriter dünye birleşme olmuş. Hayatımda şu insanlar olmasaydı huzuru bulamazdım. Belki de bu dünyada olmazdım. Ne demek bu? Bu cümlelerden ne anlıyorsunuz? Benim başımda annem, babam, atam, o atalarla ilgili göreceğiz birazdan ayetlerde. Onlar olmasaydı bana bu geleceği onlar sağlamasaydı benim şimdiki hayatım olmazdı. Bu dünyada da yaşamanın anlamı olmazdı. Allah seni insanlığını bul, kaliteni bul, Rabbini bul diye neden gönderdi? Neden hiç ikinci sıraya atıyoruz onları? Anlıyor musunuz dünya birleşme hastalığının problemlerini? Yani bu okuduğumuz meseleler bizde de var yani. Biz şu an Kur'an'dan yoksa haşa bir hikaye okuyup da kapatalım gibi bir meseleye düşmeyelim bakın. Bu yanlışa düşenlerin hepsi helak olmuş. Biz bu noktaya düşmeyelim. Üzerimize çok fazla ibret noktasında alacağımız mesele var. O okuduğumuz at kavmindeki hata, problem neyse Aynı problemler Mekke müşriklerinde de var. Aynı problemler şu modern cahiliye de zirvesi var, zirvesi yaşanıyor. Onların at kavminin en büyük problemi ne olmuş? Dünyevileşme hastalığı olmuş. Mesela örnekleyelim dünyevileşme hastalığı ne demek? Kazanma ve biriktirme hırsına kapılmışlar. Daha fazla olsun, daha fazla olsun, daha fazla olsun. Halbuki matematiğini yapsan, bak bir insan bir şey biriktiriyorsa bunun bir maksadı ve gayesi olması lazım. Mesela biriktiren sahabe efendilerimiz var, malı var, serveti var. Tabi biriktirme derken defalarca Allah yolunda harcamışlar ama de Allah defalarca vermiş. Osman bin Affan var, Abdurrahman bin Aff var. Başka? Hazreti Ebu Efendimiz var, Hazreti Hatice var, Musab bin Ümeyil var. Defalarca Allah yolunda infak etmişler, Allah onlara defalarca geri gelmiş. Şimdi biriktirmenin bir anlamı olması lazım. Bu anlam da basit. Ben bunun tamamını, tamamı derken anlıyorsunuz değil mi yani sen yaşama demek değil. Hayır hayır yani ben gaye olarak bahsediyorum. Ben bunu Allah yolunda, İslam yolunda şu şekilde kullanacağım. Şimdi mesela siz bir gün bir veznedara gidip veznedardan para aldığınızda veznedarın canı yanıyor mu? Yanmıyor. Niye yanmıyor? Çünkü onun parası değil. İşte aynı bu mantıkta bir insan bir mücadeleye girmişse ne hala Yoksa yumruk kadar mide için, istikbal kaygısı, endişesi için veyahut kökleşmek için bir insan bu biriktirmeye başladığında o biriktirmeyle beraber bir de dünyevi iyileşmeyi biriktirmiş oluyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ben bunlardan asla kopamam oluyor. At kavmi bu hataya düşmüş. Başka? Başarı elde etmişler ve başarıları kendilerinden bilmişler. Bakın yine modern cahiliyede çok duyduğumuz hadiseler. Kardeşim ben eskiden ne kadar zor bir hayatta olduğumu anlattım size. Şimdiki bu başarımı görüyor musunuz? Ben dişimle, tırnağımla bunları kazandım. Peki dişin, tırnağın nereden kazandın? Şimdi bir insanda bunu yapabilme kabiliyeti olsa dün de yapardı, doğru mu? Ama dün yapamamışsın, bugün yapmışsan belli ki sana biri verdi. Kendinden olsa istediğin zaman yapman lazım. Kendinden olup istediğin zaman yapamıyorsan Belli ki başkasından gelmiş. Bir gaye için, bir ikram için gelmiş. İşte onlardaki en büyük problemlerden bir tanesi de bu. Bir başarı elde etmişler ve onu kendilerinden bilmişler. Yani Allah bir ilham verdi, razı oldu. Bir gayeye binayen bir ilham verdi. Ben o ilhamla bu işleri büyüttüm. O gayeyle bu projeyi yaptım, bu buluşu yaptım, bu bilimi yaptım vesaire gibi noktaları kaçırıp başarıyı kendinden bilince bir insan ne oluyor? Dünyevileşiyor. Bakın at kavminin Mekke müşriklerinin ve bu modern cahiliye döneminin özelliklerini okuyoruz. Başka bir insanı ne dünya birleştirir? İlişkilerdeki menfaat insanı dünya birleştirir. Yani öyle bir arkadaş an var, ilişki an var. Ne için biliyor musun? Yarın şurada bana lazım olur. Bunu alıp bunu satarken onu ararım, lazım olur. Şöyle şöyle olduğunda, canım sıkıldığında onun bilmem ne arabası var, dağımla gidiliyor. Orada lazım olur. İşte bilmem nerede bir işim var, onun da orada dayı oğlu var, orada lazım olur. Allah aşkına hiç samimi geliyor mu? İslam'ın yine bir kriteridir. Bir yere menfaat girdiği anda merhamet oradan çıkar. Merhamet çektikten sonra da İslam'ı yaşamak mümkün değildir yani. Demek ki bir insanı dünyevileşmeye götüren başka özellik ne biliyor musun? Allah'a inanç dururken, kendini Allah'ın dergahında bulman gerekirken, başkalarını biriktirerek bütün işlerini onların çözeceğine inanma hali. Başka herkesi rakip görüyorlar ve bu şekilde bütün insanlığa haset duyuyorlar. Başka hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışıyorlar. Bunun da emaresine birazdan İrem şehrinde okuyacağız. Tekrar ediyorum önemli hakikatler diye. Kocaman dev gibi sütunlar, binalar dikecekler ve bunlarla bir iktidar elde edip Hud peygamber onlara azap gelecek diye uyardığında ne azabı canım bizim şehrimize bir şey olmaz diyecekler. At kavminin en lanet özelliklerinden bir tanesi de müstani olmaları. Yani ne demek müstahni olmak? Tok olmak değil mi? Gani yani zengin olmak. Bende bunlardan çok var demek. Hangi manada söylüyorum bunu? Şu manada söylüyorum. Hud peygamber onlara tebliğ ulaştırmış mı? Ulaştırmış. Ne demişler? Bizim bilgimiz bize yeter. Sen kimsin ya? Affedersiniz birazdan ayette okuyacağız. Beyinsiz diyecekler. Çok özür dilerim. Anladın mı? Bir peygambere bu hitapta bulunacaklar. Birazdan ayette okuyacağız yani. Müstahinlik ne demek anladınız mı? Biz bize yeteriz ya. Benim bildiklerim bana yeter. Yani onlar... O kadar akıllarını kullanamayan bir topluluk olmuş ki o cihette, helak olanları aklın içtihadını, ben çok zekiyim, böyle kendimce bir şey buldum meselesini orada gelen emre itaatteki incelikten daha üstün görecekler. Ve sonları ne olacak? Birlikte okuyacağız. Bu müstanlik cahilliğin en üst seviyesi. Böyle hızlıca geçmem gerekirse cehli basit vardı. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum demek. Tedavisi kolaydır. Cehli, mürekkep vardı. Ben bunu bilmiyorum, bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Yani ne oluyor? Bu gözlük değil, bu uçak diyorum. Anladın mı? Bir de cehli mikap var. Ben bunu bilmiyorum, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de bunun ne olduğunu benden başkası da bilmiyor. Ne demek biliyor musun bu? Bu uçaktır ama hiç kimse bilmez bunun uçak olduğunu. Sadece ben biliyorum. müstanlik bu üçüncü noktaya geliyor işte. Bu noktaya bir insan geldi mi cahilliğin en üst seviyesini yaşar demektir. Şimdi dedim ki bu yaşanılan olaylar at kavmini anlatıyor ama Mekke toplumuna inmiş ama şimdiki modern cahiliyeye de çok güzel mesajlar var. Mesela Onları gerçekten o İrem şehrinin güzelliği büyülemiş. Bir de kendi iktidarlarıyla dev gibi binalar yapmışlar, sütunlar yapmışlar, heykeller yapmışlar, bir şeyler yapmışlar. Bu çok etkilemiş onları. Ve etkilediklerinden dolayı yani buraya nasıl azap gelecek diyecekler birazdan. Yani böyle bir şehre bu kadar adamımız var, gücümüz, kuvvetimiz, yeşil bağımız, bahçemiz, suyumuz, sulağımız var. Bize nasıl azap gelecek diyorlar. Bak şimdi aynı olay, aynı dava bu dönemde de güdülüyor. Adam dev gibi bina yapıyor. Ben bina diyeyim, siz iktidar anlayın. Siz çevre anlayın, anladın mı? Siz iş anlayın, başka bir şey anlayın ama ben binadan örnek vereyim yani. Adam dev gibi bir bina yapmış, üstüne ilk ne yazıyor, binanın önce mülk Allah'ındır yazıyor. Ya kardeş hayırlı olsun yeni bina yapmış. Ya biz çorbacıyız, mülk Allah'ındır. Öyle olmuyor mu sürekli? Aynı hikaye değil mi? Ya biz bekçiyiz, emanetçiyiz, mülk Allah'ındır ya falan. Ondan sonra kiracı gelince ne oluyor? Canlı okuyor. Nasıl mülk Allah'ın? Hele o gelen kiracı Suriyeli ise ne olacak? Böyle eksi beşinci kata inmiş ki o Bodrum'u da Suriyeli'ye üç kata satayım diye yani. Nasıl mülk Allah'ın? Yani bu gerçekten hele deprem olan bölgelerde duydunuz mu yani? Kiracıyı çıkarıyor ki yeni gelen kiracıyı 2-3 kata daha vereceğim diye. Gerçekten bunun adı iman mı? Gerçekten iman mı bunun adı? Nasıl bir insan Allah'a inanıp böyle bir şey yapabilir böyle gönül rahatlığıyla yapabilir? İlginç bir şey. Bakın Mekke'nin en zalimlerinden ve kendi aralarında en akıllı adam denilen bir adam düşünün. Ebu'l Hakem'e diyorum. Ama Allah Resulü Ebu Cehil diyecek ona hidayeti bulamadığında. Bak o adam bu fırsatçılıkları rahat yapabilmek için la ilahe illallah dememiş biliyor musunuz? Şimdi ona mı daha tehlikeli bu modern cahiliyeme? Hem la ilahe illallah diyoruz hem aynı fırsatçılıkları yapıyoruz subhanallah. Akıl alır gibi değil, akıl alır gibi. İnsan gerçekten hayrete düşüyor. Anladınız mı at kavminden ne kadar böyle ders alabileceğimiz ince meseleler oldu anlaşılıyor mu? At kavmi tam bir zalim. Zulüm varsa tuğyan vardır. Tuğyan varsa tufan vardır. Yani o kavim mutlaka helak olacaktır. Onlar ticaret yapmışlar, ticarette zorbalık yapmışlar. Komşuluk yapmışlar, komşularına zorbalık yapmışlar adalet tesis etme noktasında zorbalığın dibini yapmışlar. Bir insan güçsüzse ona adalet yok demişler. Ama eğer bizdense onun adaleti kolay demişler. Bak adaletin tesis edilemediği bir yerde zaten diğer meselelerden bahsetmek bile mümkün değil. Öyle bir döner çark oluşturmuşlar ki o çark içerisinde birçokları ne yapalım vallahi Musa ama bizim maaşına firavun veriyor demiş. Ama azap bu şekilde kendilerine dokunduğunda insan bu söze yırtamayacaktır işte Allah muhafaza etsin. Bu makam, mansıp, servet ne noktalarda insanı ne hale getiriyor görebiliyor musunuz? Bir de şurası çok önemli. Makam ve mansıp, mal mülk bir insanı değiştirmez. Onun maskesini düşürür. Yani bir insan neyse orada da o insan o, orada da o insan o. Bir insan karakterliyse, Osman bin Affan efendimiz gibi ise, Abdurrahman bin Aff efendimiz gibi ise yoklukta da aynı, mertler, varlıkta da aynı mertler. Putperestlik ve ahiret. At kavmi aynı Mekkeliler gibi putperest bir kavim. Şimdi put deyince sadece böyle heykel, beton, helva düşünmüyoruz değil mi? Bizim kalbimizdeki putlar ne olacak? Allah Allah. Orayı da hesaba katacağız. Modern cahiliyeyi de hesaba katacağız. O dönem üç büyük putların olduğu söyleniyor. Darra, damur, heba. Taberi'ye göre ise sadda, samut, heba şeklinde ifade ediyor. Bu müşriklerin en büyük problemi şu. Bu kadar işi tek bir ilah yapamaz diyorlar. En büyük problemi bu. Şimdi Hud Aleyhisselam geliyor diyor ya. Tek bir Allah'a inanın diyor değil mi? Diyorlar ki ya bu kadar işi bir Allah yapamaz diyorlar. Bak aynı olay modern cahiliyede. Şimdi başımıza haller geliyor. İlk aklımıza diyoruz ki Lan şurada bir dayım varmış, mı, şu dostum işimi çözer mi? Yani neden Allah'a iltica etmiyoruz duayla? Ya bu inşallah ne bilsin diyoruz haşa bak bak. Sanki şu an var olan sistemi yaratan Allah değil, sanki ilham eden Allah değil, Kur'an Allah değil, sanki Allah'ın başımıza gelen olaylardan haberi yok. İlk başımıza iş geldiğinde birinci sığındığımız yer neresi? İlahımız oluyor maalesef kusura bakmayın. Belki üzücü oluyor ama yani şuraları kurtarmamız lazım artık. Ne oluyor biliyor musun? İlk böyle çevremize bakıyoruz, birilerine yalakalık yapıyoruz, menfaat ilişkileri kuruyoruz. Neden? Çünkü tek bir yaratıcının bütün işleri çözebileceğini, her şeyin dizgininin onun elinde olduğunu, melekut cihetinden her şeyin içeriğini tuttuğunu, karşında anlaşamadığın bir insanın bile kalbini onun evrim çevirdiğini bir türlü iman edemiyoruz. Anladınız mı problemi? Şimdi onlar kainattaki her olayın tek bir yaratıcıdan dönebileceğini anlamıyorlar. Anlamayınca ne yapıyorlar biliyor musun? Haşa putlara dişilik veriyorlar. Bakın mesela Mekke döneminde bakın, Lat menat uzaya bakın. Her birisi müennes kelimedir. Yani Arapçada müzekker müennes diye iki kelime kalıbı var. Kürtçede falan da var değil mi? Hani erkeğe farklı hitap, kadına farklı hitap. İngilizcede de var. Hişi diyoruz ya. Arapçada da var. İşte erkek kitabına müzekker deniyor. Dişili kitabına da müennes deniyor. Baktığınızda Lat, Menat, Uzla gibi putları hep müennes şeklinde ifade etmişler. Niye biliyor musun? Çünkü yaratıcıyı haşa estağfurullah doğurucu gibi zannediyorlar. O yüzden müennes ancak doğurabilir diyorlar. Şirk kafasını anladınız mı? İşte bu kafaya hitaben İhlas Suresi iniyor. Bakın Tevhid Suresi. Neden İhlas Suresi'nde doğurmamıştır, doğurulmamıştır? Anladınız mı? Neden bu kavramlar var anlıyor musunuz? Çünkü şirk üzere olan bir kafa bunu bir türlü oturtamıyor yani. Bütün kudretin tek bir yaratıcı tarafından mülk her şeye nüfus ederek eşyanın altındaki hakikata, esmaya nüfus ederek her şeyin dizginle tutabileceğini anlamıyorlar. Hamdolsun ki nurlarda bu hakikat derslerini alıyoruz da bir nebze de olsa, bir nefes de olsa belki idrak edebiliyoruz inşallah. Müminin suresi 37. ayette diyorlar ki hayat şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bir daha dirilecek de değiliz diyorlar. Anladınız mı? Ne inancı yok onlarda? Ahiret, ahiret inancı yok. Ama şirk üzere Allah'a inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ama ahirete inanıyorlar mı? Ahirete inanamıyorlar. Peki neye inanıyorlar? Madem ahiret inancı yoksa hangi inanca inanıyorlar? Dehriyun. Evet, dehriyun. Yani Zamana bu noktada inanmışlar. Ne demek bu? Bizi zaman var eder, bizi zaman yok eder. Ondan sonra öldükten sonra ahiret. Hayır ahiret inancı yoktur diyorlar. İnanç şekilleri ahiret değil, dehriyun. Yani bizi zaman var etmiştir, aynı öyle zaman da yok edecektir diyorlar. Maalesef modern cahiliyede bu inanç da var biliyor musunuz? Ahirete inanıyormuş gibi yaşıyor. Ama tek değer verdiği şey zaman. O zamanla ne kazanırım? O zamanla neyi çoğaltırım? O zamanla hangi menfaat ilişkileri kurarım? Daha sonra ona desen ki bak azap bulutları geliyor. Yok yok benim yağmur bulutları geliyor diyecek. Birazdan anlayacaksınız dersin ilerlemesinde. Onu bile kardan sayacak maalesef. Yani bu anlattığımız olaylar biraz ince bir düşünce ile buluştuğunda anlıyorsunuz ki hem Mekke müşriklerinde var hem şimdiki modern cahiliyede var. Gerçekten maalesef öyle. Şeddat ve helak oluş. Şimdi bu Şeddat'ın nasıl bir zalim olduğunu ben anlattım size. Şeddat'ın tek derdi zalimlik edeyim, kan dökeyim, benim hükümdarlığım geçsin. Ve bu cihette de kendisine engel olan birisi var. Hud aleyhisselam Peki Hud Aleyhisselam'a ne zulümler ettiriyor? Onu da buyurun siz düşünün. Şimdi onun hükümdar olduğu at kavmi siyasi olarak, ekonomik olarak, adam gücü olarak çok ciddi zengin. Hatta Bağ-ı İrem diye anılan o İrem bahçeleri var. Saraylarla dolu, sütunlarla dolu, süslenmiş yeşillikler içinde hayvanlar bir sürü adamların olduğu bir şehir. Şimdi bu şekilde düşünün Şeddat'ı yani nasıl bir yeri yönetiyor. Sonra oradan Mekke müşriklerini düşünün. Oradan bu ahir zamana modern cahiliyeye gelin aynı bağlantıları birlikte kullanın. Şimdi Fecir suresinden bir ayet okuyacağız. Ayette diyor ki Allah Azze ve Celle Efendimiz'e söyleyecek bak bu ayeti. Allah Allah. Şu ayeti iyi dinler misiniz? Çok ilginç bir mesele var burada. Ey Muhammed Rabbinin ülkelerde benzeri yaratılmayan sütunlara anlıyor musunuz? Büyük saraylara sahip olan o İrem şehrinde yaşayan at kavmine ne yaptığını görmedin mi? Sizce bu ayet Nüzül sırasına göre konuşuyorum. Nübüvvetin kaçıncı yılında inmiştir? <laughs> Birinci yılında iniyor nübüvvetin. Fecr suresinde bu ayet. Ne demek bu? Aynı mana Mekkeliler de var. Bak aynı sütunlar, aynı ekonominin döndüğü şehir, putperestliğin döndüğü şehir. Kendilerine güveniyorlar ve sürekli şu cümleler var. O Darun Nedve'de konuşan o ek takımı. Ya bu kadar imkanımız, gücümüz, kuvvetimiz var. Bize kim ne yapabilir? Aynı cümle. Bak onlara ne yaptığını görmedin mi diyor ayet-i kerimede ya. Onlar Allah bizim elimizden alamaz dediler mi? Dediler Mekkeliler. Aldı mı? Aldı. Bir kere alan bir daha alabilir mi? Alabilir. Şimdi zalimleri düşünün. Şehirlerini, saraylarını, tanklarını, toplarını, füzelerini düşünün. Şu mana ve meseleleri anlayan insanlar onların gücüyle Allah'ın gücünü kıyas etme hadsizliğine giremez. Bir kere yapan, ibret olsun diye Kur'an'a nakış nakış işleyen Allah bir gün o zalimlerin saltanatlarını, toplarını, tüfeklerini, füzelerini aynı İrem şehri gibi içeride ne kadar güç kuvvette varsa her birisini al aşağı edebilir diye iman etmeyen bu okuduğumuz mesele anlamış olamaz. Mümkün değil. O yüzden diyorum hikaye gibi kalmasın bizde iman edelim. Ya Rab sen daha önce yaptın. Ben iman ediyorum. Görmesem de iman ediyorum. Ben gayba iman ediyorum. Ellezine yu'minune bil gayb diyorsun sen. Ben orada iman ediyorum işte. Görülmemiş gayb olana iman ediyorum. E şimdi ben buna iman etmişken senin bir kere yaptığını defalarca yapamayacağına nasıl böyle bir hadsizliğe de bulunabilirim? Nasıl böyle bir ifade de bulunabilirim? Devam ediyorum ayet okumaya. Hani kardeşleri Hud onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. İfade ne geçiyor? Bir kelimeyi yakaladınız mı? Kardeşleri kardeşleri. Niye öyle diyor? Onlardan gelmiş. Onlar gibi gelmiş. Ama ilahi fermanla, vahiyle buluştuktan sonra mesele tamamen değişiyor değil mi? Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Bak bütün menfaate nasıl böyle kılıç gibi vuruyor değil mi menfaatlere? Siz her yüksek yerde bir alamet yani saray, kule bina edip eğlenir misiniz? Tutup yakaladığınız vakit zorbalar gibi yakalar mısınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bilip durduğunuz şeylerden yardım eden, Size davarlar, oğullar, bağlar, ırmaklar ihsan eden Allah'tan sakının. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Şu ara 124-135. Bunun karşısında ne yapıyorlar biliyor musunuz Şeddat ve takımı? Diyorlar ki bizi ne yapıyor? Bizi tehdit ediyor. Toplanalım iftiralar ile onun insanların gözündeki kıymetini iyice düşürelim diye toplanıyorlar. Ve yine ayette devam ediyorum. Toplanıp neler demişler bize ayet söylüyor şu an. At kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat de biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sayıyoruz dedi. Bak o meleler toplanıp böyle ifadede bulunuyor bir peygambere. Peki aynı ile mi karşılık verecek sizce Hud peygamber? Hayır hayır. Biz bugün tebliği nasıl, davet nasıl, insanların gönlüne girme bu nasıl? Biz bugün burada bunu da göreceğiz bakın. Ayetten devam ediyorum. Bunun üzerine Hud ey kavmim dedi. Bende hiç beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiğini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayırhanızım. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gitti? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptı size yaratılışta olanlardan ziyade boy, poz, kuvvet verdi. Anlıyorsunuz değil mi ayettekileri? O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. El-Araf 66-69'da geçiyor bunlarda. Şimdi biz bazen diyoruz ki ya ben de böyle bir duruş sergileyeceğim ama şu adamın yaptıklarına bak diyoruz. Ne yapıyoruz? Duruşumuzdan, ilkelerimizden taviz veriyoruz. Peki Hud peygamberde var mı böyle bir taviz? Böyle bir taviz yok. Ne demek bu biliyor musun? Bir mümin Değişen şartlarda değişmeyen ilkelere sahip olmak zorundadır. Karşı taraf küfür ediyorsa sen küfür edemezsin. Böyle bir davet şekli yok. Karşı taraf zulüm ediyorsa sen de ona zulümle, yalanla, iftirayla karşılık veremezsin. Bunları yapan bu yolu temsilen yapamamış demektir. Bir peygamberin en büyük sırrı da beklentisiz olmaktır. Şimdi biz bazen iki cümle sarf ediyoruz değil mi? Toplanıyoruz bir yerleri kuruyoruz. Bir yerleri kurtarmış gibi belki Kudüs'ü etmiş gibi bir tavırda bulunuyoruz. Ve diyoruz ki ya benim gibi kıymetli bir adamı keşfedemediler bile diyoruz. Sanki böyle alemi cihanız kendimiz çapımızda. Kendimizde ciddi değerler var ve insanların bu değerleri keşfetmesini bekliyoruz. Bu bile bir beklenti çeşididir. Bunu beklerken de gelin beni keşfedin demiyoruz yani bu cümlelerle değil. Başka <laughs> ambalajlara sevk ediyoruz öyle değil mi? Benim gibi adamın kıymeti de bizim gibi kuruluşun kıymeti de bir de peygamberler efendilerimize baksanıza. Beklentisiz olmuşlar sadece bana ecri ücreti alemlerin Rabbi olan Allah verebilir demişler. İşte biz bu meseleleri anlamadığımızdan zaten o hastalıklara giriyoruz. Şu meseleleri anlasak hiçbir menfaat hiçbir karşılık beklemeden o beklentisiz isimsiz vasıfsız cihette yürümeyi bir öğrenebilsek birçok hastalık var ya yanımızdan geçemeyecek Allah'ın izniyle. Bu olaydan sonra Şeddat ve onun takımı Hud peygambere karşı gelebilmek için onu püskürtebilmek için başka başka yöntemlere başvuruyorlar. Bunları da ayetten öğreneceğiz. Şu an ayet okuyorum. Dediler ki sen bize yalnız Allah'a kulluk etmemiz, atalarımızın ibadet etmekte olduklarını bırakmamamız için mi geldin? O halde sıddıklardan yani doğru sözlerden isen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi azabı getir bize diyorlar. Yine atalar girdi mi konuya? Ya bana şu serveti bırakan atam, dedem, ötem Allah'tan iyi bilir demeye başlamışlar mı? Ah o atalar ne ocaklar söndürdü o atalar. At kavminde de söndürdü. Mekke müşriklerinde de söndürdü. Şimdi modern cahiliyede de söndürüyor. Yumruk kadar midenin peşine düşmüşüz. Şirk üzere olsa, yanlışlar üzerine olsa bile böyle ata dediğimiz birileri bize mal mülk bırakmış mı? İmza etkisi bırakmış mı? Ah o atamın dediği olur meselesi var ya. Ne ocaklar söndürdü? Söndürmeye de devam ediyor. Ayet okumaya devam ediyorum. Bizi ilahlarımızdan yani heykellerimizden, putlarımızdan alı koymak için mi geldin? Doğru sözlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir. Yani o azabı başımıza getir. Ahkaf suresi 22. ayet. Dediler ki ey Hud sen bize açık bir mucize getirmedin. Bir de bu başladı değil mi? Şimdi eski meselelere bakın. Kim mucize istemişse, mucizeyi görmüşse dönmemiş bakın. Dikkat edin. Şimdi diyeceksiniz ki ama şey var o firavunun sihirbazları var. Onlar mucize istememiş. Onlar şahit olmuş. O başka bir şey. Ama böyle bu hakikatle yetinmeyip bir mucize göster, bir keramet göster diyen kimse onların dönmediği gibi Mucize isteyen at kambide dönmeyecek. Ayet okumaya devam ediyorum. Biz de senin sözünle tanrılarımızı bırakmayız. Senin söylediklerine inanıcılar da değiliz. Biz tanrılarımızdan bazıları seni fena çarpmış demekten başka bir şey söylemeyiz. Suresi 53, 54 okudum. Hud suresi 53-54 okudu. Hud aleyhisselamın tebliği karşısında iyice azgınlaşmaya başlıyorlar. Bu sefer meydan okumanın şekli değişiyor. Biz yaptığımız şehrimize, sütunlarımıza, gücümüze, kudretimize, bağımıza, bahçemize güveniyoruz demeye başlıyorlar. Öyle oluyor değil mi? Ölüm de şeyinde elinde hala hesapları tutup ben bu hesaplarla bu işleri çözeceğim diyen adamları gördünüz mü? Ölüm de şeyinde hala aman şirketim şunun üstünde olsun, bunun üstünde olsun ama sakata gelmesin diyen insanları gördünüz mü? Şimdi onların atalarını okuyacağız işte. Şuara suresi 138'de geçiyor. Ve diyorlar ki biz azaba uğratılacak da değiliz diyorlar. Kime karşı? Hud aleyhisselama karşı. Daha sonra işkencelerini arttırıyorlar. Özellikle Hud aleyhisselama inanan bir avuç mümine çok işkence ediyorlar ve diyorlar ki hadi bakayım o bize vaat ettiğin azabı getir azabı diyorlar. Kısa bir süre sonra 3 yıl sürecek olan kuraklık başlıyor. Allah azze ve celle yağmurları çekiyor, suları çekiyor. Ne oluyor? O yeşillikler sapsarı hale geliyor. O dolup taşan sular onların ellerinden çekiliyor. O hayvanları vardı, güzel İrem şehri vardı. Onlar mahvu perişan bir hale bürünüyorlar. Ekmeğe muhtaç bir hale düşüyorlar. 3 yıl boyunca bu hal devam ediyor. Hatta Mekke'deki putlara bir heyet gönderiyorlar. Gidin de oradaki putlardan isteyin bize yardım etsinler diye. Yağmur dualarına çıkıyorlar, heyetler gönderiyorlar, putlara adaklara diyorlar. 3 yıl boyunca kuraklık onları mahvediyor. Tam bu noktada azabın daha şiddetli bir noktaya gideceğini anlayan Hud peygamber onlara tekrar tebliğ için gidiyor. Sabrı görüyor musunuz? Bir davet nasıl olur, tebliğ nasıl olur görüyor musunuz? Onlara sabırla son noktaya kadar devam ediyor. Allah sizi mahvetsin, yok etsin demiyor bakın. Ayetten devam ediyorum. Hud peygamberi ifade edecek ayet-i kerimeler. Eğer şimdi yüz çevirirseniz ne diyeyim? Ben size ne ile gönderilmişsem onu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize diğer bir kavmi de getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyandır. Hud suresi 57. ayet. Hud aleyhisselam'ın tekrar mücadelesi neticesinde inatlarına devam ediyorlar. Bir süre sonra uzaktan bir bulut görüyorlar. Bulutu görünce sevinmeye başlıyorlar. İşte emeklerimizin karşılığı, putlara olan dualarımızın karşılığı bulut geldi. Bulut geldiyse ne geldi? Yağmur geldi. Hayvanlarımız sulanacak. Bağımız, bahçemiz yağmurla bereketlenecek. O İrem şehrinde yine eskisi gibi yapacağız. Zulme devam edeceğiz. Zevk-ü sefaya devam edeceğiz diyorlar. Halbuki o gelen bulut ne? Ne? Azap. Ne azabı? Fırtına fırtına. Bak şimdi ayetten okumaya devam edeyim. Artık onu yani azabı vadilerine doğru gelen bir bulut halinde görmüşlerdi. Dediler ki, bu bize yağmur verici bir buluttur. Hud, hayır dedi. Bu çarçabucak gelmesini talep ettiğiniz şeydir. Bir rüzgardır ki onda elen verici bir azap vardır. O rüzgar Rabbimin emriyle her şeyi helak edecektir. Şimdi bu ayetle ilgili bir şey okumam lazım. Bulut geliyor, seviniyorlar. Ne diyor? Hud peygamber hayır diyor ya. O sizi helak edici azaptır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu ayeti nerede okuyor biliyor musunuz? Bir gün Mekke'de müşrikler toplanmış yine. Ya diyorlar yaptığı fal mıdır, sihir midir, şiir midir? Ne anlatıyor? Biz anlamıyoruz diyorlar Efendimiz Aleyhisselam için. Oradan kim çıkıyor? Utbe bin Rebiya çıkıyor. Utbe. Utbe diyor ki ben faldan da anlarım, sihirden de şiirden de anlarım. Ben giderim şimdi onu anlarım diyor. Efendimizin yanına gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına oturuyor ve diyor ki Ey Muhammed söyle diyor. Sen mi daha hayırlısın yoksa Haşim mi Abdülmenaf mı diyor. Bak bak sorudaki sinsiliği görüyor musun? Şimdi normalde bak şu meseleleri anlayan insan nasıl soruya cevap vereceğini de anlar. Ve Efendimiz Aleyhisselam gibi böyle bir soruya cevap vermez. Cevap vermiyor Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü sinsi, cerbezeli bir soru. Böyle dese de bir zarar olacak, böyle dese de bir zarar olacak. Başka bir sorudan soruyor cevap vermiyor. Başka bir sorudan soruyor cevap vermiyor. Ondan sonra hutbe artık şey yapıyor, telaş ediyor. Diyor ki ey Muhammed diyor Aleyhisselatü Vesselam. Söyle ne olur diyor. Sen bizden ne istiyorsun? Senin bizden istediğin malsa. Sana bol bol verelim. Senin bizden istediğin liderlikse seni kavmemize reis edelim. Senin bizden istediğin kadınsa hangi kadın istiyorsan onu verelim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cümlenin üzerine az önce zikrettiğimiz bu ayetleri okuyor. Ayetleri okurken utbe adeta orada eriyor. Elleriyle Allah Resulü'nün ağzını kapatıyor. Diyor ki rahim olan Allah'ın hatrına sus diyor. Hemen oradan kaçıp gidiyor. Üç gün boyunca Utbe bin Rebiya'dan haber alamıyorlar. Ebu Cehil hemen bir heyet topluyor. Diyor ki ne oldu diyor, ne oldu? Yoksa o sözlerle Utbe'yi de mi kendisine çekti? Gidiyorlar Utbe bin Rebiya'nın evine. Utbe ne oldu sana dediklerinde? Öyle sözler duydum ki böyle bir belatın, böyle bir fesatın emsali söz konusu olamaz. Ne oldu diyor? Sen yoksa inandın mı o sözlere? Utbe diyor ki hayır inanma değil ama ben oradan ayrılırken at kavmine gelen azabın aynısının bana da geleceğini hissettim. Korktum kaçtım oradan diyor. Müşrik bir insan kendisine gelecek azaba titreye titreye inanırken iman etmiş biz insanlar böyle bir azabın gelebileceğine bir türlü inanmıyoruz. Ahirete, Kur'an'a, azaba iman etmemiş insanlar şüphe duymadan hissedip kaçarken biz gibi iman ettiğini söyleyen insanlar böyle bir helak edicilik karşısında öyle şüphe duyuyoruz ki yapmamız gereken imanın gerekliliklerini bir türlü yapamıyoruz. Bir türlü bu gücü bu kudreti bulamıyoruz müşriklerin inandığına iman etmişler inanmıyorsa böyle bir zamana ahir zaman denmez de ne denir Allah aşkına? Çok ilginç bir dönemdeyiz, çok ilginç. Bir müşriğin kalbini titretiyor hem de normal bir müşrik değil. Utbe bin Rebiya gibi zalimlerin başını çeken bir müşriğin kalbini titreten meseleler iman etmiş insanların kalbinde şüpheden başka şey uyandırmıyor. Hikaye gibi dinleyip geçip aynı rahatlıkta yatıyorsak. Nedir Allah aşkına bu? Hikayeden başka ne oluyor bizim kalbimizde? Kalbimize yerleşemiyor. Aklına istediğin kadar yerleşsin. Bizim bilgisayarda da var. Bir işe yaramıyor. Bir müşriği titretiyor bir ayet. Bir azap şekli. Biz ölünün bedenini taşıyor gibi. İslam için, Allah için bir şey yapmanın derdi bile yok kalbimizde kafamızda. Ne varsa dünyevileşmişiz. Hem de masumca dünya birleşmişiz. Ailemiz için dünya birleşmişiz. Sağlığımız için dünya birleşmişiz. Geleceğimiz için dünya birleşmişiz. Çok mantıklı sebeplerle dünya birleşmişiz. Dostum. Allah Azze ve Celle'nin rızası için kuruldu bu oyun. Öyle diyor değil mi? Oyun ve oyalanma diyor dünyaya. Bu dünya sahasında temel mesele olarak burayı alamadıktan sonra dünyada kendince yaptığın diğer iyiliklerin karşılığında hayrını ahirette göremeyeceksin. Bu dünya imtihanının yaratılışının temel sebebi, temel hikmeti budur. Muhammed Aleyhisselam bu yüzden çekmedi mi bunca sıkıntıyı? Onun bir ifadede bulunduğu müşriğin kalbi titriyor. İnanan insanların kalbi bir türlü titreyip harekete geçemiyor. Nasıl olacak değil mi? Nasıl olacak? Evet. Çok ilginç bir durumdayız. Vallahi Allah gerçekten yardım etsin. Vallahi yardım etsin. Yani bir beşerin yapabileceği, mücadele edeceği hiçbir şey yok ortada yani. Biz ancak teşebbüste bulunacağız ama vallahi Allah'ın rahmetine çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız yani. Biz şimdi başımıza gelen musibetleri bile anlayamıyoruz. Ben eminim bu at kavmini okuyacağız, dersi yapacağız. Birileri bu dersi dinleyecek. Ondan sonra Allah'ın başımıza gönderdiği bu musibetleri hala anlamayacak. Diyecek ki ya olur mu öyle şey ya? Olur mu ya? O da işte şöyle olmuş. Şöyle bir doğu olayına bağlayacağız. Şöyle başka bir olaya bağlayacağız. Öyle değil mi? Ya da olayın hikmetini anlamadan insanlar sinirlendiği birisine direkt hücum edecek. Hiç kimse demeyecek diye. Yani. Bir, mermi bana girmişse zahiren beni mermi öldürmüştür. Ama hakikatte tetiği çeken öldürmüştür. Mermide tetiği çeken varsa bu yaşadığımız felaketlerde tetiği çeken kimdir diye insan hala düşünmeyecek, bağlamayacak. Olur mu canım öyle şey diyecek. Maalesef o hale düşmüşüz maalesef. Bir müşkin kalbi titriyor. Biz iman ehliyiz. Kur'an'dan o kadar uzaklaşmışız ki Kur'an başka bir yerde, biz başka başka yataklarda, keyiflerde, neşelerde açık beyanla ayetleri anlamaz hale gelmişiz maalesef. Ayet okumaya devam ediyorum. At kavmi peygamberi Hud'u yalanladı. İşte benim azabım ve bundan evvel tehditlerim niceymiş düşünün. Çünkü biz haklarında uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir fırtına gönderdik. Öyle bir fırtına ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleriymiş gibi ta temellerinden koparıp helake uğratıyorlardı. Kamer suresi 18-20 Allah azze ve celle yağmur bulutuyla bir kasırga gönderiyor. Ve o kasırgayla bütün kavmi helak ediyor. Bazı arkeolojik kazılardan bazı alametler buluyorlar. Ve o İram şehrinde bulunan alametler şöyle ifade ediliyor. 15-17 metre kumun altında bulundu. Yani kum fırtınası şiddet olarak 15-17 metre boyunda kum oluşturup o sütunları altta bırakacak kuvvette. Ve bazı ifadelerde geçiyor. O kumun her bir tanesi hani bomba infilak ettiğinde saçma parçacık etkisi oluşturuyor ya. Her bir küçük tanesi o saçma parçacıklar gibi vücudun bir yerinden gidiyor dolanıp bir yerinden çıkıyor. Bir yerinden giriyor bir yerinden çıkıyor. Böyle bir azap düşün. 3 yıl boyunca öndeki bazı alametleriyle susuzlukla bazı felaketlerle işin buraya gelineceği belli olsa bazı uyarıcılar söylese de demek ki Zalimlerin en büyük özelliklerinden birisi de mütemerrit olmaları. Yani inat etmeleri olduğundan dolayı bir türlü bunu anlamıyorlar. Allah'ın cenneti varsa şeddatında İrem'i var diyorlardı. Onu diyenlerin her birisi o İrem'in altında ezilip kaldı. Neden bu kadar ayrıntılı anlatıyor Kur'an bize bunları? Bir azap geldi deyip geçseydi olmaz mıydı? Olmazdı. Zalimin bu dünyada da başına neler geleceğini bu kadar ayrıntılı anlatacak diye mazlum Rabbine dayanıp güç ve kuvvet bulsun. Çünkü gerçekten mazlumun Allah'ından başka kimsesi kalmıyor bazen. Kimsesi kalmıyor yanında. O da bu hakikate sığınamazsa zalimin sonunun ne olacağını ayan beyan ayete biyan bilemezse nereden güç kuvvet bulacak? Bu azaptan sonra Hud aleyhisselam ve yanındaki bir avuç inanana ne oldu? Onu da ayetten okuyalım. Hud'u ve beraberindeki iman edenleri rahmetimizle kurtardık diyor. Nasıl bir ibret meseledir ki? Zalimlerin neticesinde başlarına ne geleceğini ayan beyan gösteriyor. Bir insan bunu düşünüp Rabbini dayansa öyle bir insana üzüntü biiznillah yoktur. Evet. Başlığımız şu, Efendimiz Aleyhisselam ne zaman bulut görse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman yağmur bulutu görse halinde bir değişiklik oluyor ve yüzünde bir sararma oluyor. Bir gün Ayşe annemiz soruyor, Ya Resulallah ne zaman bulut görsen bu hale giriyorsun, nedendir bu? Ey Ayşe o bulutta bir azap olup olmayacağından emin değilim. Bakın bakın hadiseyi anlamak ne demek? Belki de onda bir kavmin rüzgarla cezalandırıldığı azap gibi bir azap vardır. Nitekim o kavim kendileri için azap olacak bulutu görmüş de işte bize yağmur bulutu getirecek bulut demişlerdi. Şimdi bir gün tiyatronun birinde yangın çıkmış palyançoda kulisten çıkıp insanları uyarmaya çalışmış. Yangın var kaçın dedikçe o palyançoyu dinleyen insanlar alkışlamaya başlamış. Yangın var çabuk kaçın buradan diye bağırdıkça alkışların sayısı artmış. Dünyanın sonu tam olarak böyle gelecek işte. Her şeyi şaka zanneden insanların yükselen alkışlarının arasında bir gün maalesef dünyanın sonu gelecek. Subhaneke Allahumme la ilahe illa ente ene a'udhu bike min şerri ma sana'te inneke ente'l alimul hakim. Ba'haru da'wana ilahumme alamin. El Fatiha mes'ud. Siz de hayal Anem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.